Yeni bir videoda birlikteyiz Bu benim bebişim Tuna Kendisi 7 yaşında Sizlerle tanıştırmak istedim Merhaba demek ister misin oğlum <gülüyor> <gülüyor> Merhaba demek ister misin Oğlum <laughs> Oğlum merhaba demek ister misin <laughs> Evet merhaba <de>. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Hadi <gülüyor> Merhaba de hadi el salla Sonra gidebilirsin Böyle göründüğüne bakmayın. Kendisi ikinci sınıfa gidiyor. Sizlerle de tanışmak istedi. Ben de sizi tanıştırayım dedim değil mi? Ne mahsuru var. Bu videomuz yeni alışveriş, kitap alışverişi. Tunacığım istersen gidebilirsin. Gitmek istiyor musun? Gitmek istiyorum. Tamam. Tuna'yı gönderdik. Şimdi gel gelelim kitap alışverişine. Evet. Çok, Çok eğlendi bu arada sizinle tanıştığına mutlu olduk konuşmamasa da. Şimdi Eki, Ekim ayında değil pardon bu Ekim ayında değil. Bu Eylül e ayı sonuna doğru yapmış olduğum kitap alışverişleri kendisini kendilerini bkm.com'dan aldım. bkm.com'dan kitap almayacaktım almayacaktım kendime söz vermiştim. Çünkü bir ayı geçkin bir süre kitaplarımı göndermediler bir siparişimi sonra iptal etmek zorunda kaldım vesaire vesaire böyle bir sıkıntılı sürecimiz oldu ama ama bu gördüğünüz hasret indirime dayanabilir mi hangi kitap kurdu indirime dayanabilir ya da ya ben dayanamıyorum yani nerede olursa olsun böyle istediğim kitaplar indirime girdiyse falan <laughs> bu kitabı almam lazım diyorum ama bkm.com'da da e, bu alışverişte beni e, şey yapmadı yani. Ee, sıkıntıya sokmadı, hemen geldi. Kitaplar e, 3-5 gün içinde hemen geldi. Hakkını teslim etmek lazım. O dönemde belki şey olmuş. E, ne Neon'un adı. Tunacığım. konuşacağım. Konuşacak mısın? Ama videoyu <laughs> <bir düğün> kesiyorsun. <laughs> Ay yavaş. <laughs> gel gel konuş konuşmak istiyorsan. Evet. Ne diyeceksin? Merhaba ben 7 yaşındayım. Adım Tuna ben Gül. İkinci sınıfa gidiyorum. Evet. Sizinle tanıştığıma memnun mu oldun diyeceksin? Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Oy. umarım izleyenler de memnun olmuştur. Bay bay yap git hadi şimdi. Bay bay. <laughs> Sağ ol Tuna. Kendini tanıttığın için mutlu olduk. Şimdi neden bahsediyordum? BKM.com bu sefer beni hüsrana uğratmadı. Güzel bir alışveriş oldu benim için. Yabancı yayınlarından istediğim kitapları hatta başka yayınları var mı? Yok. Hepsi yabancı yayınları. Yabancı yayınlarından istediğim kitapları %50 indirimli. E, hemencecik alıverdim. Bu göndermiş oldukları ayraçlar ne yazıyor? Oku bir kitapla mümkün. Oku 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 bir kitapla mümkün diyor. Üç tane ayraç göndermişler. Şimdi aldığım eee genç yetişkin böyle kitapları çok seviyorum ve Whitney G'de şey e, en son ne okudum? Bakayım. Sevgili Carter okudum. Pardon Sevgiler Carter okudum ve çok sevmiştim dilini. Makul şüphe de yine onun kitabı ama daha önce çıkan bir kitabıydı. Bu son çıkan kitabıydı. Makul şüpheyi aldım. %50 indirimle e, çok seveceğimi düşünüyorum. Bu tarz kitapları seviyorum. <laughs> Ya şimdi insan değil miyim ya? Ya da bir tek ben mi böyleyim bilmiyorum. Marco Şüphe okuyacaklarından bir tanesi herhalde bu e, bu video birazcık e, kısa sürecek çünkü çok kitap almadım sanırım sanıyorum. E, Şüphe'yi de Derya sevim. Evet, Derya sevim çok e, beğenmişti ve onun tavsiyesi üzerine aldım. Kendim de dediğim gibi diğer sevgiler kartış kitabını okuduktan sonra çok hızlı konuşuyorum ya. Arada bir kendimi eleştiriyorum böyle. Siz takılmayın. Ee, Marko Şüphe'yi de böyle bu nedenle almış oldum. Aldığım ilk kitap buydu. Yine %50 indirimle aldım. 17 falanna geldi herhalde. Sally Thorn* ikinci ilk izlenimler. Bazıları hiç beğenmedi bu kitabı. Bazıları da çok sevdi ama ben nefret oyunu e ve %99 benim mi? Öyle bir şeydi. İlk iki kitabını okudum ve ikinci ilk izlenimler kitabı da o ee, onun devamı niteliğinde üçüncü kitap. Yani tabii ki aynı karakterlerden bahsetmiyor. Farklı karakterler ve farklı olaylar gidiyor ama şey aynı. E, konsept aynı öyle söyleyeyim. İkinci ilk izlenimlerde de kitaplığında yerini aldı. Bakayım ne demiş. İkinci ilk izlenimler bu senin en sıcak, en tatlı, en keyifli kitabı. Sally Thorne'ın zihninde yaşamak istiyorum demiş. Yorumlardan bir tanesi. Umarım bana da öyle, öyle hissettirir ama nefret oyunu benim en favori kitaplarımdan bir tanesiydi. İkinci ilk, yani %99 benim o kadar değildi. Bunun hakkında ne düşüneceğimi çok bilemiyorum ama bakacağız. İkinci ilk aldığım ikinci kitap. Dediğim gibi bunların hepsini %50 indirimle aldım. Ve diğer alışveriş şimdi bunun e, bir farklı versiyonunu göstermiştim oyuncuyla. Bu da Sen Bana Yasak. E, Whitney G'den anladığım kadarıyla yani e, gördüğünüz kadarıyla bu tarz kitapları dediğim gibi seviyorum. Çok uzun kitaplar değil. Kafa dağıtmalı kitaplar. Sanmayın ki elimde edebi böyle sağlam e, kitaplar yok değil. Hep çok var aslında. Ara ara onları da okuyorum. Onlardan böyle e, dolduğum zamanlarda araya bunları sıkıştırıyorum. Öyle söyleyebilirim. Sen bana yasak e, Penelope Ward dün yazdığı bir kitap. Yani Araya sıkışacak böyle kitaplardan biri kendileri. Evet ve bir diğer kitap bu da yeni çıkan Kan ve Bal. Ee, Yılan ve Güvercin de kitaplığımda duruyor. Hala okumadım kendisini. Kan ve Bal da onun ikinci kitabı o serinin ee, Sherri Marin. Ee, Yılan ve Güvercin okuyanlar çok beğendi. Ben hala okumadım ikinci kitabını bekliyordum. Hani böyle araya unutmadan okuyayım diye. Peş peş okuyabileyim diye. Kan ve Bal kitabını da. O yüzden hemen edindim. Bu da bir 50 küsür liralardan 60'lardan 35'e düşmüştü. Hatta 150 indirim olduğuna göre 70 olması gerekiyor kitabın fiyatının. Böyle ciltli. Şömizi de şöyle göstereyim içine. Şöyle bir kitap. Ben ciddi kitapları da çok seviyorum bu arada. Yabancı da bu işi çok iyi yapıyor gerçekten. Kapağın güzelliğine bakabilir misiniz ya? Bu da aldığım bir diğer kitap. Ee, yazarı nereden tanırsınız? Bakayım. Dört şey Daisy Jones ve The Six kitabının yazarı. Ee, başka 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 bakayım. Evelyn Higo'nun yedi Evelyn Higo'nun bilmem bir şeysi işte o kitabının yazarı. Yine yabancı yayınlarından çıkmıştı. Bu da üçüncü kitabı. Diğer iki kitabını okudum ve ee, çok sevdim. Yazarın kalemi muhteşem. Bu da yasak aşkın kanıtı. Ee, bu hikayede kim haklı diyor. Kısacık da bir kitap. Şöyle Niye ben bugün ters böyle? Heh. Şöyle göstereyim. Kısacık da bu kitap yeni çıktı. Hemen kaptım %50 indirimdeyken. E ee, belki bu ay okuyabilirim. Ekim ayında oku okuyabileceğim bir kitap. Çünkü şöyle mektuplardan oluşan bir kitap. Şöyle göstereyim. Mektup mektup giden bir kitap. Birbirlerine gönderdikleri iki aşığın mektuplar ve son olarak bir serinin e, iki kitabıyla buna kattım şey alışverişimin listesine ekledim. Daima ve asla senin. Bu kitabı çok seven olmadı. Değil mi? Bence olmadı yani ama ben e, ikinci kitabı çıktıktan sonra aslında almayı düşünmüyordum ne yalan söyleyeyim ama ikinci kitabı dürüst olmam gerekirse kitabı çıktı ve onu çok beğendiler okuyanlar o yüzden ben de e, ikinci kitabı birinci kitabı okumadan okuyamayacağım için ilk kitabı almak istedim daima ve asla senin kitabı da kitaplığımda yerini almış oldu bu da e, karton şey kalın kapak Şömizli bir kitap daima asla senin Evet bu kitabı da öylelikle edinmiş oldum ve tabii ki tahmin ettiğiniz üzere dürüst olmam gerekirse de ee, devam kitabı. Bu kitap birazcık daha kalın diğerine göre. Dürüstlüğü ona hiç yenilgiye uğratmamıştı. Ta ki kazanamayacağı tek savaşın ortasına düşene dek demişler. Dürüstlükten kaybedilen bir savaş var mıdır sizin size göre? Bilemedim. Düşündürücü bir mevzu. <laughs> Alta yoruma yazın. Hiç dürüst olduğunuz için kaybettiniz mi? Ee, böyle yani. Aldığım kitaplar bu şekilde. Ee, bugün yeni bir sipariş daha verdim aramızda. O da gelince bu aralar şey de söyleyeyim. Kidaga.com çok efsane indirimler yapıyor. İş Bankası, Yabancı, İtaki işte Kırmızı Kedi'de falan %40'a varan indirimler var. Eee... Oradan bir alışveriş yaptım ama onun ön siparişte olan bir kitabını sipariş ettiğim için bir 15 gün falan sonra geleceğini düşünüyorum. O da gelince sizlerle paylaşırım. Peş peşe iki video çektim. Mutluyum. Oğlumla tanıştınız. E, beni yavaş yavaş daha iyi tanıyorsunuz. E, umarım güzel bir yol arkadaşımız olur. Sizleri çok seviyorum. E, Aracıysın kitabı kanalına abone olup zili tıklamayı bildirim almayı e, sağlarsanız çok sevinirim yaparsanız yani. Çok mutlu olurum. Ee, Areteas okuyor ismiyle de instagramdayım. Herkese keyifli okumalar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.